Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Câsiye suresinin son bölümünü 27. 37. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü, bunlardaki hükümranlık, saltanat Allah'ındır. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاءَ Ve kıyamet koptuğu gün, yevme izin, işte o günde yahserul mubtilun, batıl yolda olanlar tam bir hüsrana düşerler. Göklerin ve yerin mülkü, saltanatı Allah'ındır. Kıyamet koptuğu gün artık o batıl yolda gidenler tam bir hüsran içindedirler. Dünyaları zaten geride kalmıştır ve ahiretleri de tamamen bir hüsran olacaktır. Ve tera külle ümmetin câthiye, her ümmeti diz çökmüş halde bulursun. Yani o gün o hesabın dehşetinden, o günün azametinden her ümmeti çökmüş vaziyette görürsün. Câthiye ifadesi burada geçiyor ve sure adını bu kelimeden alıyor. Külle ümmetin tüd'a ilâ kitâbihe, her ümmet kendi kitabına çağrılır. Yani burada kitaptan murat amel defteridir. Ve her topluluk, grup halinde mahşer meydanında hesaba çekilen, kendi durumlarına göre grup grup huzura alınan ve tek tek hesabı görülen bu kimseler amel defterlerine çağrılır. El yevme tüczevne mâ küntüm tâmelûn. Bugün ne ameller yapmışsanız onun karşılığını görürsünüz. Yani bu hem ehli iman açısından hem de ehli küfür açısından herkes yaptığının karşılığını görecek. Bunu bildiren bir ayet. هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ İşte bu bizim kitabımız. Yani amel defteri hakkı konuşur. Artık burada konuşan bir kitap şeklinde bu ifade ediliyor. Amel defterinin doğrudan konuşması. Acaba bu nasıl bir şey? Günümüzde teyplerin konuştuğunu, CD'lerin konuştuğunu görmekteyiz. Televizyon gibi aletler konuşuyor, bunları görmekteyiz. Diğer alemde nice böyle hayret verici olaylarla dolu bir yer olacak. Dolayısıyla orada insanın amel defteri konuşan bir amel defteri şeklinde olacak. Ama bunun keyfiyeti nedir? Bunu da bilemiyoruz. Ve Allah-u Teala onun hak ve hakikatleri söyleyeceğini ve nutka geleceğini bize bildiriyor. Şu dünyada dili konuşturan Allah ve gökyüzünde diyelim gök gürültüsünü konuşturan Allah elbette diğer alemde o kitabı da konuşturur. Ona göre Allah-u Teala ona kabiliyetler verir. İnna künnâ nestensihu mâ küntüm tâmelûn. Bizler sizlerin yapmış olduğu şeyleri istinsah ediyorduk. İstinsah, nüshaların çoğaltılması. İnsan diyelim bir yerde bir şey yapıyor, gizli kamera onu çektiğinde onun yaptığının nüshasını elde etmiş oluyor. İşte bu şekilde baktığımızda insanın hayatının adeta filme alındığını görmekteyiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde buna dikkat çekiyor. Kiramen katibinin insanın amellerini yazdığını, sağda soldaki bu meleklerin bizlerin hayat filmini çektiğini bildiriyor. Burada da istinsah ifadesiyle yani nüshasının çoğaltılması bu şekilde bize anlatılıyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمُلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden salih amel işleyenlere gelince فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي rahmeti Onların Rabbi onları rahmetine dahil eder. Onları rahmetine mazhar kılar. Burada Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden muradı cennetidir. Yani Allah'ın onları rahmetinin tecelligahı olan cennetine alır. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte bu apaçık bir şekilde bir kurtuluştur. Yani Allah'ın rahmetine mazhar olmak gerçekten apaçık bir kurtuluştur. O rahmete mazhar olanlar
artık kurtulmuşlar demektir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, inkar edenlere gelince اَفَلَمْ تَكُنَ اَيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ Onlara denilir ki ayetlerim size okunmuyor muydu? Yani burada onlara bir kınama var. Yani ayetlerim size okunmuyor muydu derken evet ayetlerim okunuyordu ama siz bu ayetleri dinlemediniz, bu ayetlere kulak vermediniz. Festekbartum ama siz bunlara karşı kibirlendiniz ve küntüm kavmen mücrimin ve mücrim bir kavim oldunuz. Yani cürme giren, günahlara giren, günah işlemeyi adet haline getiren bir kavim oldunuz. Cehenneme alınacak olanlar tamamen mücrim olanlardır. Yani masum insan oraya alınmayacaktır. Bunlar alemlerin Rabbini tanımamak gibi en büyük bir cürmü işlemişlerdir. Öte yandan günah işleyenlere de mücrim ifadesi kullanılır. Eğer bir insanın günahları sevabından daha fazlaysa o da cehenneme alınır. Ama Allah'ı kabul ediyorsa cehennemde daimi kalmaz. Dünyadaki hapse giren bir kimsenin 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ne kadar bir hüküm giymişse hüküm süresi bittikten sonra oradan çıkarılması gibi ehli iman olanlar cehennemden çıkarılırlar. Netice itibariyle cehennemde sadece ve sadece kafirler kalır. Ve o kafirler de ömrü cürümle, günahla geçmiş olan kimselerdir. وَاِذَا قِيلَ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقْ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Şöyle denildiğinde Allah'ın vaadi haktır ve kıyametin gelmesinde de asla bir şüphe yoktur. Bunlar size denildiğinde قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَسَّاءَ O zaman siz dediniz ki kıyamet nedir biz bilmiyoruz. اِنَّ ظُنُّ اِلَّا ظَنَّ Biz ancak bir zan içindeyiz. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ Ve yakinen inananlardan değiliz. Yani istihza yolu böyle söylediniz. Kıyamet neymiş? Öldükten sonra dirilme neymiş? Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Ancak bunlar zanna dayalı şeyler. Biz yakinen buna kanaat getirenlerden değiliz dediniz. Ve bedâ lehum seyyiâtü mâ amilû Ve onların yapmış oldukları kötü şeyler kendilerine görülür. Yani bu gibi küfürlerinde veya yapmış oldukları kötü amellerde ne kadar da kötü yapmış olduklarını fark ederler ve haga bihim ma kanu bihi yestehzi'un ve alay etmiş oldukları şeyler başlarına gelir. Yani kıyametle alay ediyorlardı, kıyamet başlarına kopar. Cehennem azabıyla alay ediyorlardı. Hadi Allah bize ceza versin diyorlardı. Bu gibi alay etmiş oldukları şeyler başlarına gelir. Vakile Onlara denilir ki اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ Bugün biz sizi unuturuz. Burada Allah'ın unutması gerçek anlamda değildir. لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى Taha suresinde geçtiği üzere orada Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ı anlatırken benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz buyuruyor. Cenab-ı Hak unutmaktan münezzehtir. Ama burada bugün biz sizi unuturuz. Kema nesitum lika yevmikum haza siz nasıl ki bugüne kavuşmayı unuttunuz bugün biz de sizi unuturuz denilmesi mecazdır. Yani unutulan kimse muamelesi yaparız. Mesela sıkı yönetim zamanında 12 Eylül döneminde içeri alınan bir kimse herhangi bir sorgu suale tabi tutulmadan içeri alınabiliyor ve 90 gün bir sorgulama müddeti o zaman belirlenmişti. 90 gün içerisinde bekletilebiliyordu. Şimdi gerçekte diyelim masum olan birisi oraya alınmış olsa 90 gün boşuna bekletilmiş olacak. Ama Allah-u Teala'nın mülkünde bu böyle değildir. Allah'ın tasarrufunda böyle değildir. Allah-u Teala bazılarını orada unutmuş değildir. Ama unutan kimse muamelesi yapacaktır. Hapse atılan bir kimseye günlerce hiç gelen giden olmasa, hiç kendisine gardiyanlar bile gelmese adeta unutulmuş gibi olur. Kimseyi görmemek o kimse açısından çok daha büyük bir azap halini alır. Demek ki diğer alemde
ehli küfür olanlara bu şekilde unutulmanın ızdırabı da tattırılacak. Onlar Allah'ın ayetlerini unutmuşlardı. Ceza olarak da Allah rahmetiyle onlara nazar etmeyecek. Ve me'vâkumun nar, ve sizin barınağınız, varacağınız yer ateştir, cehennem ateştir, cehennem ateşidir. Ve mâ lekum min nâsirin, ve sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Hani dünyada insan hapse girdiğinde belki dayısı, amcası yardımcı olabilir veya tanıdıkları, makam sahibi bazı insanlar yardımcı olabilir. Diğer alemde, cehennemde olan kimseler için artık hiçbir yardımcı yok. Yardım edecek olan Allah'tır. O da onları zaten cehennem gibi bir ceza yerine bırakmıştır. ذَٰلِكُمْ بِيَنَّكُمْ, bunun sebebi şu, çünkü sizler اِتَّخَسْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ huzuve, Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz. Yani Allah'ın ayetleri ciddidir ama siz tuttuğunuz Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiniz, ciddiye almadınız. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, ve dünya hayatı sizi aldattı. Dünya hayatına mağrur oldunuz. Şu gelip geçici hayat daimi zannettiniz. Dünyanın o gelip geçici keyifleri, lezzetleri hoşunuza gitti. Bunlara takılıp kaldınız. Ölüm var, ahiret var, diğer alemde hesap var. Bunları unuttunuz. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, artık bugün onlar o cehennem ateşinden çıkarılmazlar. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, ve kendilerinden bir özür dilemeleri de istenmez. Hani olur ya, dünyada bir kimse bir pişmanlık yasası çıkar, o pişmanlık yasasıyla kurtulabilir. Diğer alemde cehenneme giren her insan zaten pişman olacak ve orada onlara pişman olanlar artık buradan kurtarılacak denilse bayram ederler. Ama böyle bir fırsat da kendilerine verilmeyecek. Çünkü zaten pişmandırlar ve dünyadayken kendilerine fırsatlar verilmiştir ama onlar bu fırsatları değerlendirmemişlerdir. Felillahil hamd rabbis semavati ve rabbil ard. Lillahil hamd, yani hamd Allah'ındır. O göklerin ve yerin Rabbidir. Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı bu gibi azamet bildiren ifadelerle de anmayı bize ders veriyor. Yani felillahil hamd şükrü ifade eder. Allah'a hamd etmeyi ifade eder. Ama sadece burada elhamdülillah denilmiyor. Allah-u Teala'nın göklerin ve yerin Rabbi olmasına da dikkat çekiliyor. Gökleri ve yeri terbiye eden Allah'a hamd olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bu gibi ünvanlarla Cenab-ı Hakk'a hamd etmenin bir misali burada veriliyor. Bu aynı zamanda bir zikirdir. Bir insan bu ayet-i kerimeyi zikir niyetiyle okuduğunda gerçekten çok büyük sevaplara nail olur. Hatta bunu okuyan kimse için Hazreti Musa ve Harun'un sevabının bir misli ona verilir. Bu mealde bir rivayet de var. Tabi rivayeti zahirine göre değerlendirdiğimizde belki de mübalağalı gelebilir. Ama sevap ve nur ahiret alemine bakan şeyler olduğundan, şu anda biz Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un sevabıyla alakalı ne kadar hayal edebiliyorsak, Allah bizim hayal ettiğimizden çok daha fazlasını bunu okuyan kimseye verir. Dolayısıyla hakikat noktasında bu mübalağa değildir. Ve Kur'an-ı Kerim kelimat-ı kutsiyedir, kutsi kelimelerdir. Ve bazı ayetler, bu gibi ayetler özellikle daha özelliği olan, Allah'ın zikri olduğundan dolayı kendilerine özellik verilmiş olan ifadelerdir. Bunları bir kimse buna inanarak ve gerçekten feyzini, lütfunu Allah'tan bekleyerek okuduğunda nice nurlara, nice sırlara, diğer alemde de nice sevaplara nail olacaktır. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, göklerde ve kibri, göklerde ve yerde, semavat ve arzda kibriya onundur. Yani büyüklük Allah'a mahsustur. Yani azamet ve kibriya Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ifade eder. Ve Allah-u Teala bir hadisi kutsi de
azameti ve kibriyayı elbiseye benzetmiştir. Biri üste giyilen, diğeri alta giyilen elbise tarzında elbiseye benzetmiştir. Azamet elbisesi ancak onundur. Kibriya elbisesi, büyüklük elbisesi yine ancak onundur. Dolayısıyla insanlarda ve diğer mahlukatta azametten ancak Allah-u Teala'nın nasip ettiği kadarı vardır. Yani diyelim dünyada Karun gibilere servet yönüyle bir haşmet verilmiştir. Firavun gibilere saltanat yönüyle bir saltanat verilmiştir. Ve günümüzde de yine bir kısım insanların servet ve saltanat yönüyle bir derece diğer insanlara göre daha büyük oldukları görülür. Ama bu gerçek anlamda bir saltanat değildir. Gerçek anlamda bir büyüklük değildir. Ve bu insanlar her ne kadar büyük makam sahibi de olsa, büyük servet sahibi de olsa Allah'ın yarattığı havaya muhtaçtır. Allah'ın göndereceği suya muhtaçtır. Ve bu insanların vücudundaki diyelim 100 trilyon hücre, bunların her birinin her an Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. Ve o şekilde hayatları devam etmektedir. Bu açıdan bakıldığında en büyük insan olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendini daima bir kul olarak gördüğünü ve öyle ifade ettiğini görürüz. Ve işin hakikati da odur. Mesela sahabeden biri gelip Peygamberimizin huzurunda secde etmek istediğinde Peygamberimiz müdahale etmiştir. Ne yapıyorsun demiştir. Ve o da demiştir ki ya Resulallah, ben Rum diyarından geliyorum. Orada insanlar din ve dünya büyüklerinin önünde böyle secdeye varıyorlar. Siz onlardan daha da büyüksünüz. Bunun için böyle yapmak istedim. Ve Peygamberimiz bunun üzerine demiştir ki secde sadece Allah'a yapılır. İşte Allah-u Teala azamet ve kibriyanın sahibidir. Büyüklük O'nundur. Allahu Ekber dediğimizde, yani Allah büyüktür. Başkasına kıyasla büyük değil, zatında büyüktür. Bütün büyük tevehüm ettiklerimizden çok daha büyüktür. Veya bizler şu anda onu ne kadar büyük kabul ediyorsak, hepimizin idrakine sığandan hayal edemeyeceğimiz şekilde Allah-u Teala çok daha büyüktür. Biz bu gibi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle onun büyüklüğünü bir derece ifade etmiş oluyoruz. Yani velehul kibriya fissemâvâti vel ard, göklerde ve yerde kibriya onundur. Büyüklük ona hastır. Ve huvel azizül hakim, ve o azizdir, hakimdir. Tam bir izzet sahibidir. Tam bir hikmet sahibidir. Biz Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerle Allah'ın büyüklüğünü bir derece anlıyoruz ve onun azametini bu ifadelerle ifade ediyoruz. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki bir sureyi daha bitirmiş olduk. Nasip olursa bundan sonra bir başka programımızda diğer sureden yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Hayırlı günler diliyorum.